Selamünaleyküm değerli tespih sever arkadaşlarım, abilerim, kardeşlerim. İnşallah iyisinizdir. Şükürler olsun bizler de iyiyiz. Şimdi sizlere çok büyük bir tespih koleksiyonuyla karşınızdayız. Tespih koleksiyonunu bilerek üstünü kapattık böyle. Bahri Bülbül ustamızın güzel bir kukası, güzel bir kutusu, içerisinde güzel bir sertifikası, yapıldığı tarih ve her şey var. Ama videoya başlamadan önce sizlerden bir ricam var. Videoyu beğenirseniz, abone değilseniz abone olursanız çok ama çok hoşuma gider. Bu tarz ürünlere ulaşmak istiyorsanız açıklamadaki Instagram adresi benimle iletişime geçip bu tarz ürünlere ulaşabilirsiniz. Bismillah deyip şöyle bir açalım. Şurada hemen tepesinde zaten yazıyor. Kamerada gözükmüyor ama şöyle bir sertifikası var. Marka tescil belgesi. Burada her şeyi yazıyor. Badem tanesi. Ondan sonra burada her şeyi imzasından tutun her şeyin ne olduğu buralarda yazıyor. Açıklaması var. Adam gerçekten ustalığı özenerek yapıyor. Güzel de yapıyor. O yüzden tebrik ediyoruz ustamızı. Böyle bir sanat dediğimiz şey genellikle görseldir zaten. Hemen şöyle açıyoruz. Burada Bahri Bülbül Usta işi bir kukamız. 3 tane yedek abdesi var. Şöyle bir kuka tespihi. 9-12 ölçülerinde badem kesim. Çıtır çıtır bir çekimi olan. Komple satılıktır arkadaşlar. İmzası var ustamızın. Şöyle bir özel ürün şu kukanın güzelliğine bak ya imzası pırlanta. Yani ustamız gerçekten bu sanatı o kadar güzel yapmış ki her şeyle beraber. Usta teyidi bilmiyorum artık gerek var mı ama isterseniz yani ustadan rahat bir şekilde teyit alabilirsiniz. Biz de aldığımız teyidi sizlere atabiliriz. Ürün gerçekten söylüyorum şahane. Günlük kullanımlık mı bilmem ama ama koleksiyonunuzda mükemmel yer alacak şaheser diyebilirim. Bunu alın, banka kasanıza koyun ya da koleksiyonunuza koyun, saklayın. Herhangi bir yere de asmaya ihtiyacınız olmasın. Hemen şunu şöyle kaldıralım. Doğu kardeşim bunu şöyle alabilir misin? Altındakiler zarar görmesin. Şimdi ise şah eserlerimize tekrardan dönelim. Burada yine Doğu kardeşimiz var ve bize yardımcı olacak şimdi ürünler hakkında. Ürünleri genelde kendisi aldı. Bizler de sizlere tanıtıp güzel bir şekilde göstermek istiyoruz. Şöyle ürünlerimize başlayalım. Ahmet Levent. Ahmet Levent. Bunun kazasına bir şey demiştin sen. Murat Akçay 24 ayar altın yaldızlı 925'er gümüş. Zaten duydunuz. Ben söyleyemem onu. Murat Akçay 925 ayar gümüş altın yaldızlı 24 ayar altın yaldızlı kazazı yanında zaten sistemiyle beraber kazazıyla beraber gönder. Komple böyle sistemiyle burada hemen kazazıyla gösterilecek. Hitamesinde bir kırıklık var şurada. Bir kırıklık var ona göre fiyat verilecek. Yani öyle şey yapmayacağız. Ona göre bir fiyat vereceğiz. Murat Akçay gümüş ustası. 24 ayar kaplama. Komple 925 ayar gümüş püskül. Şöyle ister sistemli ister de gümüşlü kullanabilirsiniz. Bu yılan ağacı gibi ha. Mis gibi kullanımı var. Kuka değil mi bu eminiz? Bilmiyorum yılan ağacı diye de kazıklamış olabiliyor. Şuna baksana. Harbi biliyorum kuka gibi çok güzel. Çıtır çıtır çekimi var. Koleksiyona gerçekten uygun model çok da güzel bir usta işçilikli bir ürünümüz. Şöyle komple sistemleri de var. Sadece sistemin de hitamesinin şöyle iç kısmında bir kırıklık var. Tadilat görmüş ama isterseniz bunu sistemli isterseniz de kazas püskülü kullanabilirsiniz. Günlük kullanacağım ben diyorsanız kazaz püskülüyle güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Ama alıp da koleksiyona yatıracağım diyorsanız sistemini takarsınız. Kazazını da herhangi bir tespiye rahat bir şekilde takabilirsiniz. Şuradaki damla benim çok dikkatimi çekti. Sinek fosili var bunda. Hemen sinek fosilini de bulmak istiyoruz. Neredeydi bu sinek fosili? Onu da bize gösterirsen. Bir tane sinek fosili var. Doğu bana ilk fotoğraf attığında şok geçirdim. Böyle bir şey nadir denk gelir. Harbi nadir denk gelir. Dolu ben mi göremiyorum? Biraz belli olmaz küçük şey. Ha küçücük şurada. Net bir şekilde şu an belli oluyor kamerada bak. Net bir şekilde sinek fosilli. Damla keri var. Püskülü komple gümüş. Mükemmel bir kokusu ve mükemmel bir çekimi var. Fosilli kolay kolay denk gelmez. Küçücük fosillere deli paralar istiyorlar. Biz ise bunu yine geldiği fiyatlara hani maksat takipçilerimiz, dostlarımızın gönlü olsun diye geldiği fiyatlarda. Buradaki çoğu tespihi biz aldığımız fiyatlara çok cüzdi rakamlarda. Cüzdi rakamlardan kastım da atölye işçiliği falan satsak da yine aynı rakamları kazanacağımız durumda olduğumuza rağmen hem ustaları tanıyalım hem usta işçilik ürünleri tanıyalım sizlerle beraber diyerek hem aldık, ustalarımızı tanıdık, biraz kullandık, videosunu çektik. Sizlere de geliş fiyatlarından daha alt fiyatlarına hani aynı mesela örnek diyorum 3 aldıysak, 3'e 5 e aldıysak 500'e, 5200'e tarzında. Şimdi burada Ali Aydar Yılmaz Usta İşçilikli mor ağacımız var. Alayder Usta'mız şu an 4 bin lira gibi bir işçilik ücreti var. Ama 4000 bin liradan da fazla olabilir. Öyle bir şey söyleyeyim size. Biz yine size bunları uygun fiyata vereceğiz. Şöyle çıtır çıtır kullanımı olan. Yani çekimine aşık olacağınız ürünler. Gerçekten söylüyorum ben çekimine aşık oldum. Çıtır çıtır bir ürünü var. O kadar da güzel yapmışlar ki. Bunun ölçüsü kaçtı hatırlıyor musun? Yani, ha. 9-11. Yani yine net net bir ölçü. özelden yazarsanız size iletiriz. Çok güzel çekimi var. İstiyorsanız bize yazmadan önce de gidip ustasıyla da konuşabilirsiniz. Bu. Kiraz ağacı benim daha çok hoşuma gitmişti. Biraz daha ağırlığı var şöyle. Morgülden bir tık daha ağır. Aynı kuka tarzı kullanımı olan çok güzel bir ürün. Doğal isteyen varsa da bunu da uygun fiyata sizlere, siz değerli koleksiyonellere sahiplendirebiliriz. Usta işçiliklerini unutmayın. Her geçen gün fiyatı artmakta. Mezatlarda bile bulamayacağınız fiyatları sizlere vereceğiz. Bunlar bizim epey bir uğraş sonucu elimize geçen ürünlerdir. Veya bir hayli de zor geçen ürünlerdir. O yüzden çok uğraştığımız ürünler. Sizlerden ricam yazdığınızda hani he, ürünün bilgisini falan aldığınızda teklif de verecekseniz gerçekten söylüyorum. Öldürmeden verirseniz çok ama çok mutlu olurum. Öncelikle ustasına yazıp sonra bize yazarsanız daha da mutlu olurum ekstradan. Şöyle bir ürünümüz daha var. Bu Tribüşon muydu? Adem Öztürk Şam'dan altı. Adem Öztürk Usta İşçilikli Şam'dan altı. Bunlar Osmanlı diye geçiyor muydu? Yani eski kateliler. Eski katelin ama piyasada Osmanlı diye de rahat bir şekilde satılabiliyor. Usta teyiti de var bunda. Usta teyitimiz de var mevcut. Siz de ustasından teyit alabilirsiniz. Şöyle ustasının sikkesi mevcut. Günlük kullanıma ideal. Çıtır çıtır çekimi olan kapsül bir ürün bir hayli benim hoşuma giden bir ürün olduğu küçük boy usta işi olduğu için gerçekten de değerli tespitler gerçekten de güzel tespitler. Ben bu adamın tam adını söyleyemiyorum. Ercan Karatelli miydi? Karatekeli. Ha Karatekeli. Ercan eh Ercan ne ya? Ercan Karatekeli usta işi Neydi bunun malzemesi? Ya, evet, bu Sümen takımı Osmanlı miskevi. Şöyle ustasının sikkesini ben çok görmüştüm. Instagram'da, Facebook mezatlarında falan çok fazla denk gelmiştim. Ama ben bu ustanın kukasına denk gelmiştim fazlasıyla. Şimdi ise böyle bir Osmanlısına denk geliyorum miskevisine. Harbi diyorum tespih ateş ediyor. Müthiş bir tespih özel yapılmış. Gerçekten söylüyorum ustasının işçiliği maliyetlidir. Sizlerden rica ediyorum fiyat alırken de ona dikkatli olarak alırsanız çok güzel bir renkte aşık olacağınız güzellikte olan bir ürün. Hemen bunu da bırakıyorum. Korkuyorum da zarar gelmesin her bir koleksiyonluk ürünler. Ve dehşet bir ürüne geçiyoruz. Mastef miydi? Maşallah. 41 kere maşallah hocam bu ne ya. Malzemesi neydi bunun? Usta bıraktı biliyorsun. Katalin oyun zarı. Katalin oyun zarı ama... Ben de anlatmıyorum. Ben gerçekten söylüyorum. Videonun zirvesine geldik. Usta tespih yapmayı bıraktı. Öyle söyleyeyim sizlere. Oyun zarı Katalin. Şunun güzelliğine bak ya. Renginin güzelliğine bak. Allah'ım gerçekten söylüyorum müthiş bir ürün ya müthiş bir ürün. Yani öyle övmeye gerek yok ama hani övmeden de yapamayacağım. Ürünün kalitesi, kullanımı her şeyi ortada. Gerçekten eline düşkün olan, bütçesi olan, uygun olan koleksiyoner dostlarımı da duyurulur ki bu ürün gerçekten zirve. Bu işin zirvesi alıp da saklanmalık bir ürün. Her geçen gün fiyatı artıyordu bu ürünün. Şu anda usta yapmayı bıraktığı için Double Double'da fiyatının artacağına inanıyorum. O yüzden sizler de kaçırmak istemiyorsanız özelden yazıp bunun fiyatını bence bir alın. Aklınızda hem fiyat oluşsun hem güzel bir fikir oluşsun. Bunu da hemen kenara bırakıyorum ama buna tekrardan geçeceğim. Şunu şöyle kalsın da buna geçeceğim tekrardan. Hüseyin Türkmen, Hüseyin Türkmen. malzemesi. Eski Çubuk Katar'ın. Çok değişik bir rengi var. Bilmiyorum rengi değişik. Çekimi de güzel. Kesme ya. Yumuşaktır. İşte. Güzel. Sana bir şey diyeyim mi? tekrardan usta işine soyduracaksın. <laughs> Ya ben anlatamıyorum. Vallahi anlatamıyorum. Ben artık alışmışım sadece koleksiyonlardan çıkma, eski ürün almaya. Yani ustaların çalıştığı ürünlere anlatamıyorum. Harbi çünkü yani adamlar keyif işi ya. Yapıyorlar böyle. İmkan olana diyorum alsın ama imkan olmayanlar da dediğim gibi eski koleksiyonerler toplayarak devam edebilirler. Ama bu iş imkanı olan işler. Sait Gelmiş'in ürünü var şurada bir tane. Sikkesinden tanıdım. Bu Sait Gelmiş de Doğu senin sayende tanıdım zaten bu ustayı da. Bu ürünün malzemesi neydi? Solingen eski bıçak, sapları, Solingen yani. eski bıçak saplarından. Solingen eski bıçak Sait gelmiş usta işçilikti. Böyle sikkesi her şeye mevzut, mevcut. Çatal bıçak sapından yapılma. Eski bir malzeme, usta teydi, her şeyi mevcut. İsterseniz şöyle tutayım ekran fotoğrafı alın. Siz sorun, isterseniz de biz size sorduğumuz fotoğrafların hepsini gönderelim. Hemen şuna geçmek istiyorum. Bu doğu bunu aldığında antika pazarına falan gitmiştik. Çok da güzel bir malzemeydi. Bunun da tadına bakmıştık. Kimdi bunun ustası? Lokman Karada. Lokman Karada. Ya bu usta çok yani her ustamız öyledir ama bu usta gerçekten zirve ustalardan yani Hüseyin Çelik, Zekai Şahin Yurt. Ee, o seviyelerde bir usta ki zaten malzemesi e, ne? E, eski bilezik katalin. Of. O Üstüne rengi zaten de zaten. Zaten sorarlarsa bir, hani isterlerse fiyat da alabilirler. Kendileri de görecektir yani. Teyidi var mı? Var. İşte. Senin en çok sevdiğim özelliğim bu. Hepsinin teyidini alıp saklaman. Fazla çekemeyeceğim. Gerçekten söylüyorum. Çok özel ve çok güzel bir malzeme. Hemen şuradan Muhammed Erden ve Kamil Pu'nun ortak çalışması olan neydi bu? Abonozlu. Abonos ağacı bir tesbihimiz. Komple gümüş çakımlarını Kamil Puğ ustamızın yaptığı üründür. Mis gibi bir ürün. Çıtır çıtır çekim olan doğal grubundan Muhammed Erden atölyesinin işçiliğidir. Böyle de güzel bir ürün. Hemen bunu da bırakıyorum. Peresengi değil mi? Tabii. Yine aynı şekilde Muhammed Erden ve Kamil Pu atölyesinin ortak çalışması olan yeşil pereseng ağacımız. Günlük kullanıma ideal. Bunların yanında ne kadar koleksiyon değeri var tam olarak bilmiyorum ama gerçekten de güzel kullanıma değerli bir ürün. ürün. Hemen şurada Eymen Gürtan değil mi bu? Eymen Gürtan Kuka. Eymen Gürtan ustamızın değerli Kuka tesbihi. Şöyle netleşsin. Abi bak şimdi bu diğerleri gibi imza falan koymamış. Dede Emrah ustamızın ustasıydı zaten. Değil mi kendisi? O silsile Kubilay Yılmaz, Dede İmrah, onun peşine Eymen Gürtan Niyazi diye Sayın. Niyazi Sayın öyle geçiyor. Niyazi Sayın'ın ustası Galip. Galip Başsaka, onun ustası Galip her zamanki Gerdan. gibi Akgerdanlı Mehmet Cemil Efendi. Onun da videosu şeyimizde var, YouTube kanalımızda var, oradan bakabilirsiniz. Eymen Gürtan, usta işçilikli bir kukamız. Şöyle bir güzel bir kukamız. Çıtır çıtır çekimi var. Koleksiyon değeri çok büyük olan bir üründür benim gözümde. Çünkü çok değerli ustalar yetiştirdiği için kendisi. O yüzden çok değerli bir yeri vardır bizde. Onu da saygılarımızı sunup hemen şöyle bırakıyorum. Bu neydi Bülent Türk Yılmaz mıydı? Bülent Türk Yılmaz usta işçilikte bir kukamız daha var. Bu ustamızın sikkesi mevcut. Bülent Türk Yılmaz usta işçilikli kukamızın da çekimi muazzam. Çok güzel bir işçilikti. Güzel bir ürün. Şöyle çıtır çıtır çekimi olan enfis bir ürün. Bilerek kısa kısa tanıtıp geçtim. O yüzden sizler herhangi bir şey, ekran fotoğrafı alıp bizlerden detaylı bilgi alabilirsiniz. Şurada sadece böyle aşk olduğum hani gerçekten diyorum çekimine kıyamadığım, mağazadan bulduğum bir ürün var. Bu Mastef usta işçilikli. Bir buna bir de şu Kuka'ya. Kuka'da kullanılmış ya. Abi çok güzel ya. Bir, bir Lokman Usta mesela. Adam yapmış ya. Günlük kullanıma bu ama ben bunu mesela her akşam evde şöyle ufak bir severim. Buna güzel bir gömme kutu yaptırırım. Ufak bir severim geri koyarım yerine böyle. Yani buna kıyılmaz ya dışarıda dışarıda bunu çekip de çaldırdığını düşünsene. Sonun müebbet hapis. Sonra Kutlar Vadisi yeniden çekilsin. Harbi çok efsane bir ürünle size videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Çok efsane bir ürünle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Daha güzel, daha değerli, daha şık videolarda görüşme dileğiyle.